İstanbul Avcılar'da 4 kişi benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Teşhis Batı Nil virüsü. Hastalık sivrisineklerden bulaştığı için gözler Avcılar'ın ortasından geçen Yeşilkent Deresi'ne çevrildi. Göçmen kuşlar İstanbul'a taşıdı, önce sivrisineklere bulaştı, ardından insanlara. Batı Nil virüsü Afrika'dan göçmen kuşlarla Türkiye'ye geliyor. Önce onları ısıran sivrisineklere bulaşıyor. Sivrisinekler de insanlara bulaştırıyor. Avcılarda ateş, baş ağrısı, halsizlik ve kusma şikayetiyle hastaneye giden 4 kişi de Batı Nil virüsüne rastlandı. Avcılarda son bir ay içerisinde 4 Batı Nil virüsü vakasına rastlandı. Hal böyle olunca gözler Yeşilkent Deresi'ne çevrildi. Yeşilkent mahallesi sakinleri derenin hastalıklara davetiye çıkardığını düşünüyor. Evlerin camlarını açamıyoruz. Çocuklar rahat rahat gezemiyor. 6 aylık çocuğum var. Balkona çıkaramıyorum. Balkon süs olarak kalmış binada. Fare, sivrisinekten daha çok diyebilirim. Yağmur yağmadığı sürece bizim halimiz çok kötü burada. Yağmur yağıyor, bir temizliyor. Ondan sonra işte bir 10 gün içerisinde olan durum bu. Sağlık Bakanlığı'nın 3 vakayla ilgili incelemesi ise sürüyor. Belediye ekipleri de ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdı. Hastalık sadece doku ve kan yoluyla bulaşabiliyor. Ancak sivrisineklerden uzak durmak gerekiyor. Bir salgın değil bu. Korkulacak bir şey yok. Metroda, otobüste, okulda, evde bu hastalığın bulaşması söz konusu değil. Sinek kovucular olacak. Pencerelerinizi, camlarınızı uygun şekilde tellerle kapatabileceksiniz. Hastalığın doğrudan bir tedavisi ise yok. Biz genellikle ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarla semptomatik olarak gidiyoruz. Zaten hastalık %80 hiçbir bulgu vermeden geç. Bizim korktuğumuz form beyinle ilişkili olan, santral sinir sistemiyle ilişkili olan form oluyor. O da 100 hastanın birinde ancak görülüyor. Verilere göre geçen yılda Türkiye'de toplam 26 kişide Batı Nil virüsü tespit